Evet, şu anda yayındayız sanıyorum. Herkese merhabalar. Ben Cem Özkan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesiyim. Aslında bu seminerler toplumu, üretici, tüketici aydınlatmak için gerçekten çok önemli etkinlikler diye düşünüyorum. Tabii bu etkinliği düzenleyen dekanlığımıza Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar hocamıza, dekan yardımcılarımıza ve etkinliği düzenleyen başta Ekin arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Bugün aslında hepimizi ilgilendiren bir konuyla beraberiz, gıda güvenliği. Evet, ben gıdaya bağımlı değilim diyen biriniz yoktur herhalde. Bugünlerde de aşırı derecede bağımlıyız gıdaya. Bakalım sonumuz ne olacak? Evet, şimdi gıda güvenliği hakkında kafalar nasıldır? Evet, kafamız çok karışık. Şimdi izleyicilerimizden bir kısmı kendisi için ya da toplum için ülkemizde hocam gıda güvenliğinden daha önemli bir konu var. Gıda güvencesi. Şu anda gıdaya ulaşmak yani gıda güvencesi çok daha önemli diyebilir. Ama ikisi de birbiri içerisinde hatta gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği birbirinden ayrılmaz üçlü bir kavram bütünü diyebiliriz. Evet, zaman içerisinde bunu çok daha iyi anlayacağız. Gıda güvenliği dediğimiz zaman, evet biz gıda güvencesi ve gıdaya ulaşımında da nasıl bir ilişki olduğunu göreceğiz. Evet, biz gıda güvenliğinden hareket edelim. Gıda güvenliği deyince toplumda yeterli bir farkındalık olduğunu söyleyemeyiz. Bunun tabii ana nedeni eğitimle ilişkili. Eğitimin dışında da medyamızda da yeterli bir aydınlatma olduğu söylenemez. Medya dedim, medya gerçekten seçici davranmıyor. Konu uzmanları olmayan insanların sık sık medyada boy gösterdiğini görüyoruz. Ürünler için kanserojen, alerjik, hormon, pestisit, hileli gıda, GDO'lu, obezite, yararlı, zararlı, zehirli bir sürü kavram var ve insanlar ne yiyeceğini bilemiyorlar. Aslında gıda güvenliği geleceğimizle ilişkili bir konu. Yeni nesillerin evet geleceğiyle ilgili bir konu. Örneğin Almanya 0-6 yaşındaki çocukların organik ürünlerle beslenmesini, organik ürünlerle pamukla giyinmesini zorunlu hale getiriyor. Aslında bunun gerçek nedeni de ekonomik nedenler. Almanya gibi ekonomide dev olan bir ülke ekonomik nedenlerle bu karar alıyor. Diyor ki ben çocukları sağlıksız beslersem sağlık harcamalarım o kadar fazla olur ki ben ekonomik olarak çökerim. Dolayısıyla gıda güvenliğiyle gıda güvencesi arasında ya da ekonomi arasında sayısız ilişkiler olduğunu göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Tüketici olarak, akademisyen olarak, memur olarak, çiftçi olarak hepimizin kafası karışık gıda güvenliği konusunda. Tabii gıda güvenliğini anlatırken şöyle bir soru da akla geliyor biraz önce söylediğim gibi. Hocam biraz ekonomiden bahset. Tabii derslerde de biz öğrenci biraz uyumaya başlayınca biraz ekonomiden konuşalım mı diyoruz. Olur hocam diyorlar. Tabii para birazcık insanların gözünü açıyor. Evet, gıda güvenliği ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Gelin bunu birlikte fiyat üzerinden izleyelim. Ben alanda çok dolaşan birisiyim. Tarımsal üretim alanlarında gıda güvenliğini sağlamak için de faydalı böceklerin üretimi ve bunun salımıyla ilgili arazi çalışmalarımız var.
elma ve üzümden iki tane örnek verelim. Evet, bugünkü üreticilerimizin memnuniyet ya da memnun olmama durumlarıyla ilişkili olarak bugün kırsala gittiğinizde en iyi elma bahçeden 2 TL'ye çıkıyor. Evet, markette de bu elmanın fiyatı 7 TL. Şimdi herkes bu aradaki 5 TL nerede diye bir soru soruyor. Evet, bugüne kadar bunu bulan olmadı. Herkes bir şey söylüyor ama alternatif bir şey söylemek lazım. Biz diyoruz ki evet, bu aradaki 5 TL'yi arayın, bulun. Bulana da isterse ödül verirsin ama biz şöyle bir yaklaşım yapalım, bir alternatif soralım. Aynı elma yurt dışında 4 euro, yani 60 TL. Bir yerde 2 TL, bir yerde 7 TL, bir yerde 60 TL. Bu 60 TL'lik elma nasıl bir şey? Nasıl bir elmadır? Ben söyleyeyim, bu 60 TL'lik elma gıda güvenliği sağlanmış olan elmadır. Şimdi bizden 2 TL'ye alınan elmanın üreticisi de belki bunu 1,95'e mal ediyor. Belki 2'yi de geçebiliyor. Üretici halinden memnun olacak. Biz diyoruz ki evet, üreticinin de kazanabildiği, tüketicinin de kazanabildiği, aracının da kazanabildiği, ihracatçının da kazanabildiği bir alternatifimiz var. Doğanın da kazanabildiği, ekolojinin de kazanabildiği bir sistem. Evet, sürdürülebilir tarım yapabilirsek, gıda güvenliğini sağlayabilirsek, evet, sağlıklı bir ortamda yaşayacağız. Evet, üreticimiz daha iyi kazanacak. Havayı, suyu, toprağı kirletmeyeceğiz. Evet, sürdürülebilir olarak bu yaşamı sağlamak mümkün ve ekonomi olarak da daha iyi gelir sağlayarak. Aynı şey üzüm için de. Biz 6 yıldır alandayız. Kuru üzüm. Evet, kuru üzümde dünya lideriz. Ama nasıl bir dünya liderliği? Üretim olarak en fazla bizde. Evet, bu sene üzüm 11-12 lira. Şu andaki dolardaki kur artışından dolayı 15 liraya, dün bir öğrencim geldi, 15 TL'ye satıldı diye. Aynı üzüm markette 40 TL. İşte bu aradaki 25 TL nerede? Herkes ona bakıyor. Ama aynı soruyu burada soruyoruz. Evet, bu kuru üzüm, evet, gıda güvenliği sağlanmış marka kuru üzüm 15 euro, yani 225 TL. Evet, kilogram fiyat. 225 TL nerede? 40 TL nerede? 13 TL nerede? Yani biz üreticiyi memnun etmek istiyorsak burada anahtar rolü oynayan gıda güvenliği. Bunu anlatacağız. Bunu sık sık anlatacağız. Bu medyada çok fazla gündem bulmuyor. Medyada ne gündem bulunuyor gıda güvenliği ile ilgili? Güzel avrat otundan 2 kişi ölmüş, sansasyonel haberler. Nardan 3 tane çocuk pestisit kalıntısıyla, tarım ilacı kalıntısıyla ölmüş. Gündem Allah bullak. Yani bizim gerçek anlamda gıda güvenliğini sağlamak için toplum genelinde bu farkındalığı sağlamamız lazım. Evet, sağlayamazsak tarımda esamemiz okunmayacak. Üreticimiz yeterince kazanamayacak. Evet, sadece tek yönlü bilinçsiz tarım ilacı kullanımıyla ürünlerde kalıntı olacak. Evet, bu kalıntılı ürünler geri dönecek. Evet, geri döndüğü zaman bizim fiyatlarımızda müthiş bir düşüş olacak. Evet, bu üretici bu refahı sağlayamayınca tarımı terk ediyor. Evet, gıda güvenliğiyle tarımı terk etme arasında çok ciddi bir korelasyon var. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Evet, Türkiye'de tarımdaki bu zor dönemde eğer ki gıda güvenliğini sağlayabilirsek, gıda güvenliğini sağlayabilirsek, evet, biz tarımda tekrar dirilişi sağlayabiliriz diyoruz. Evet, ortada pazar sorunu yok, pazarlama sorunu var. Evet, biz ürünümüzü iyi fiyattan satabilmemiz için bizim sürdürülebilir tarımı, evet, gereği gibi yapmamız lazım. Sürdürülebilir indeksimizin yüksek olması lazım.
Evet, marka ürün üretebilmek için pestisitleri azaltmamız lazım. Bugün üreticilerimiz mücadele dediği zaman %95 aklına kimyasal mücadele geliyor. Ve biz bu kimyasal mücadele kullanımıyla bir yere gidemeyeceğimizi artık anlamamız lazım. Evet, biraz daha ilerleyelim bakalım neler var. Evet, pestisitlere yani tarım ilaçlarına bağımlılık nasıl başladı bunu çok iyi anlamamız lazım. Şimdi bizim hocalarımız aslında o dönemi yaşamışlar. 1940'lardan önce tarım tabii ki endüstri 1.0'la yürüyor. Bitki koruma yönüyle çok yoğun emek isteyen işler yapılıyor. Mesela hocamız anlatırdı işte teneke başı toplanan böceğe devlet para verirdi. İşte 1940'lardan sonra yeşil devrim başlıyor. Bu yeşil devrimde bir traktörün arkasında ilaçlama aletiyle 10 kişinin 10 günde yaptığı işi 1 saatte yapıyor. Evet, üretici çok memnun. Sihirli bir değnek adeta böyle bir kurgu. Verimlilik çok iyi. Bu batıda başladı. Yoğun girdili dönem de deniliyor. Yeşil devrim, kimyasal girdili tarım dönemi de deniliyor. Tabii bu devrim 1940'larda Avrupa'da başladı. Fakat 1965'te de anladılar ki bu sihirli değnek değil, iki ucu kirli bir değnek. Neden iki ucu kirli bir değnek? Çünkü o verimlilik artışı süreklilik arz etmedi. Bu arada hava kirlendi, topraklar kirlendi, sular kirlendi, biyolojik çeşitlilik olumsuz etkilendi. İnsan sağlığı müthiş bir şekilde olumsuz etkilendi. İnsanlar bu yeşil devrimi yaratan insanlar yeşil devrimden uzaklaşmaya başladılar. Ve kendilerine şu soruyu sordular 1965 yılında, benim doğduğum yılda. Pestisit bağımlılığı devam etmeli mi? Evet, bu soruyu Türkiye'nin sorması lazım. Evet, Batı 1965'te bu soruyu sordu ve bugün bu sorunun cevabını net bir şekilde verdi. Paris İklim Sözleşmesi. Paris İklim Sözleşmesi'ne biz de devletin en büyük kademesiyle imza attık. Ne diyor? Bu pestisitlerle ilgili, gıda güvenliği ile ilgili. Tabii gıda güvenliği deyince sadece pestisit problemi yok ama bizim gıda güvenliğindeki en büyük problemimiz pestisit kullanımında yani tarım ilacı kullanımında ortaya çıkıyor. Evet, bu Paris İklim Sözleşmesi ne diyor? Ona tekrar bakalım. Eğer siz tarımda bu kadar yoğun tarım ilacı kullanırsanız sizden ürün almayacağız diyor. Artı bir de ceza ödeyeceksiniz diyor. Evet, biz buna imza koyduk. Dolayısıyla yıl 2022 1965 yılında pestisitlere bağımlılığın devam etmemesi gerektiği algısını biz 2002'de artık başlamak zorundayız. Bu da uluslararası anlaşmalarla ortaya kondu. Eğer ki bu anlaşmalara uymazsak ceza ödeyeceğiz. O nedenle de bu farkındalığı oluşturmamız lazım. Şimdi derslerde, ziraattaki derslerde şöyle bir şey söylenir. Tarım ilaçlarına üretici neden bu kadar çok bağımlıdır? Üç tane de cevabı yazar ve kitaplarda da bunları sık sık görürüz. Tarım ilacı kullanmak kolay, tarım ilacı kullanmak ucuz, tarım ilacı kullanmak etkili. Şimdi ben bir 7-8 yıl öncesinde bu dersleri anlatırken kendi kendime sordum. Nasıl kolay olur? Zehir, evet kullandığımız zehir. Zehir kullanmak kolay mı? Evet, belki o dönemde buna çok ihtiyaç vardı 1950'lerde vesairede. Dolayısıyla da ilaç gibi gelmiş olabilir ama kolay değil. Zehirle uğraşıyoruz. Niye? Kullanırken özel maskeler takıyoruz, eldivenler takıyoruz, kendimizi koruyoruz. Ona rağmen de birçok kronik ve akut zehirlenmeler oluyor. Ama bugün gidin elinizi kolunuzu sallayarak bir ilaç satın alırsınız. Reçete sistemi var ama işlemeyen bir reçete sistemi. Bu tarım ilaçlarının satılması için
Evet, kamu bunu çok kolaylaştırıyor. Bunu düşünmemiz lazım. Zehir kullanımı kolay değil. İkincisi ucuz mu? Evet, bunu üreticiye sormak lazım. Son bir yılda ilaçlar %100'ün üzerinde, %50, bazılarında %200'e kadar bir zam yapıldı. Dolayısıyla ucuz değil. Üretici de artık düşünmeye başladı. Bugün bir öğrencimizle yüksek lisans dersinde konuştum. Armut'ta müthiş bir pisirlik zararı var. Diğer zararlarla birlikte maliyeti çok çok, artık bırakacağız diyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Kayseri'de biyolojik mücadele kullanan Mustafa amca diyor ki, hocam diyor, ben 40 yıldır elmacıyım. 40 yıl önce elmaya 3 ilaçlama yapıyorduk, bütün sorunumuzu çözüyorduk. Şimdi zaman içerisinde ilaçlamayı artırdık da artırdık, artırdık da artırdık. İlaçlama sayısı 30'un üzerine çıktı ve biz hala sorunlarımızı çözemiyoruz. Niye? Direnç. Evet, bu da ucuz olmadığını gösteren net bir örnek. Peki tarım ilaçları etkili mi? Evet, son birkaç yılda 500 tane etkili madde yasaklandı. Bu yasaklanma nedenleri arasındaki en büyük neden de ilaçlara karşı direnç kazanmasıydı. Dolayısıyla nereden tutsanız elinizde kalıyor, ama gerçekten bu pestisit bağımlılığına devam etmenin hiçbir mantıklı yolu yok. Avrupa Birliği ne yaptı? Paris İklim Sözleşmesi'nde bunu tekrar bir hatırlayalım. Son 30 yılda Avrupa Birliği üreticisiyle, tüketicisiyle, ihracatçısıyla, aracısıyla, öğrencisiyle, gencisiyle, yaşlısıyla, sağlıkçısıyla, akademisyeniyle ilaçları azaltmak için müthiş bir çaba harcadı. Ve bu çaba sonrasında ilaçları %20, evet, bir konsorsiyumla %20 azaltmayı başardılar. Ve Paris İklim Sözleşmesi'nde ne yazıyor biliyor musunuz? 2030 yılında biz bu ilaçları %55 azaltacağız diyor. Biz derken bizi de katıyor. Bizi de katıyor. Türkiye'de 2030 yılında ilaçları %55 azaltması gerekiyor. 2050 yılında da ilaçları sıfırlayacak. Avrupa'da biz de buna imza attık. Peki bunun için ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Nasıl bir stratejimiz var? Bunlar çok önemli. Evet, gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik, insan sağlığı, havanın, suyun kirlenmesi, ama bunun dışında başka bir riski daha var gıda güvenliğinden yola çıkarak. Velev ki zaman içerisinde Türkiye'ye bir ambargo uygulansa, İran gibi bir ülke olsa, bize ilacı vermeseler, bizim tarımsal üretimdeki durumumuz ne olur? B planımız nedir? Evet, biz tarım ilacı ithal edemezsek bir B planımız nedir? Kültürel önlemde nasıl bir yol alacağız? Biyolojik mücadelede nasıl bir yol alacağız? Biyoteknik savaşın yönteminde nasıl bir yol alacağız? Bunları hepsini düşünmemiz ve stratejik davranmamız gerekiyor. Bu sadece ziraatçıların işi değil. Bu kamunun da işi, bu tüm toplumun işi, tüketicinin işi. Tüketicinin yalnız aydınlatılmasında bir sorun var. Bu başarı, pestisitlerin azaltılması başarısı, sadece tarımcıların başarısı değil, Avrupa'daki başarı. Aynı zamanda tüketicinin başarısı. Tüketici biliyor. Diyor ki, çok pestisit kullanıyorsanız benim havam, suyum, toprağım, biyolojik çeşitliliğim olumsuz etkileniyor, insan sağlığım olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ben o ürünleri istemiyorum. Evet, bunu diyebilecek tüketici lazım. Ve bakın, Türkiye'de 2000'li yılların başlarında sürdürülebilir tarımla ilgili televizyon programları vardı. Hem de 8 ile 11 arasında bir kanun var. Bu kanun hala yürürlükte. Baktılar ki tüketici çok iyi aydınlanıyor. Bu yayınları gece birden ikiden sonraya attılar. Sonra tamamen kaldırdılar.
Eğitim sistemimize bakın. Eğitim sisteminde tarımla gıda güvenliği ile ilgili zaten bir şey yok. Öbür tarafta televizyondaki dizileri biliyoruz ve kanun olmasına rağmen bu kanun uygulanmıyor. Dolayısıyla tüketicide bir farkındalık yok. Tüketicide bu farkındalık olmayınca evet bu uluslararası firmalar, pestisit firmaları cirit atacaktır. Evet bununla ilgili de sağda solda sürdürülebilir pestisit kullanımı diye bürokratların eline suruları verecekler ve yaptıracaklardır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, 1965 yılında bakın ne oldu? Konvansiyonel tarımın riskleri belli olduktan sonra bir sürü alternatif üretim sistemleri gelişti. Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi, topraksız tarım, enerji tarımı, biyodinamik tarım, iyi tarım ve organik tarım. Bakın bunlardan iki tanesi çok tutuldu. İyi tarım ve organik tarım. Türkiye'de de burada ciddi tecrübelerimiz var. Ama bugün şunu duyamıyoruz resmi ağızlardan. Bizim ürettiğimiz organik tarım ürünleri eşdeğer olarak kabul edilmiyor Avrupa Birliği'nde. Şili'ninki kabul ediliyor, bizimki kabul edilmiyor. İyi tarım uygulamalarında orada da aynı durum söz konusu. Evet, kağıt üzerinde biz belge veriyoruz vesaire ama eşdeğer olarak kabul etmiyor. Gerekçe olarak da şunu diyorlar. Siz tarımda sürdürülebilirliği sağlayamıyorsunuz. Pestisit kullanımından başka bir şey bilmiyorsunuz. Evet, dolayısıyla bizim iyi tarım ve organik tarım ürünlerimiz, yani sürdürülebilir tarım ürünlerimizin yurt dışında eşdeğerlik durumu yok. Bizim nasıl tarım yaptığımızı bizden daha iyi biliyorlar. Evet, tarımda sürdürülebilirliği sağlayabiliyor muyuz? Mesela topraktan başlayalım. Toprağın sürdürülebilirliği. Evet, topraktaki en önemli gösterge organik madde miktarı. Organik madde miktarının da bitki sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Nasıl bir ilişkisi var? Evet, biz toprakta aşırı sentetik girdilerle tarım yaparsak topraktaki organik madde miktarı sürekli azalıyor. Normalde %2 olması gereken organik ve üzerinde olması gereken organik madde miktarı %1'in altında. Topraklarımızın %95'i sorunlu. Bu sorunlu topraklarda işe başlamak ne demek biliyor musunuz? Oradaki bitki hastalıklara ve zararlılara açık demek. Bu kimin işine yarar? İlaç firmalarının işine yarar. Yani bitki daha fazla hastalanacak. Bitki daha fazla böcekler gelecek ya da diğer artropotlar gelecek ve bitkiye daha fazla ilaç kullanacaksın. Ama sürdürülebilir tarım ne diyor? Siz organik madde miktarını artırın 2'ye 3'e diyor. Sağlıklı bir ortamda bitkiyi yetiştirirseniz evet daha az pestisit kullanılacak. Dolayısıyla bunun gibi sürdürülebilirlikle ilgili birçok kriter var ve Türkiye bu kriterleri geçebilmiş değil. Ve çok ilginç. Evet, ilaç firmaları çok güzel çalışıyor. Tebrik etmek lazım. Evet, sürdürülebilir pestisit kullanımı diye sunular yapmışlar ve bu sunuları herkese sunuyorlar ve bununla ilgili birçok yerde sunuşlar yapılıyor. Evet, en sürdürülemeyen metot olan kimyasal mücadele sürdürülebilir olarak anlatılıyor. Buradaki sürdürülebilirlik olsa olsa ne olur biliyor musunuz? Cebinizden çıkan paranın sürdürülebilirliği olabilir. Artan miktarda. Ne diyor Mustafa amca? Ben 3 ilaçlama yapıyordum 40 yıl önce. Şimdi 30'u geçti. Yine istediğim bir şekilde olmuyor. Mustafa amcanın cebinden evet 3 ilaçlamadan 30'a çıkardınız. 10 kat ilacı artırdınız. Evet her yıl Mustafa amcanın cebinden çıkan para artarak devam ediyor. Çevre kirliliği artarak devam ediyor. Toprağın kirliliği, havanın kirliliği, suyun kirliliği artarak devam ediyor. Biyolojik çeşitliliğin kaybı giderek artıyor. Evet, yurt dışında prestij kaybınız giderek artıyor. Evet, ben buradan özellikle söylemek istiyorum meslektaşlarıma. Evet, sürdürülebilir pestisit kullanımı diye bir şey yok. Lütfen bunu yapmasınlar. Zaten
eğitim sisteminde tarımla, gıda güvenliğiyle ilgili yeterli bilgi yok ya da televizyonlarda bu konuda aydınlatıcı bilgi yok. Bir de ilacı, tarım ilaçlarını, pestisitleri çok faydalı olarak göstermek etik problemi değil. Şimdi sürdürülebilir tek mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir. Bakın burada iki tane grafikte gösterge görüyoruz. Koyu renkli olan zararlının popülasyon miktarını gösteriyor. Evet zararlınınkini gösteriyor. Kesikli çizgi ise yararlının yani uğur böceğinin. Evet, zararlı popülasyonu artınca uğur böceği popülasyonu da artıyor ve ekonomik zarar eşiğinin altına indiriyor. Şimdi buradaki sürdürülebilirlik kendi kendine sürdürülebilirliktir. Siz bir bölgede eğer ki bu uğur böceklerin yaşamını sürdürülebilir olarak o bölgede sağlarsanız o sorunu da sürdürülebilir olarak çözmüş oluyorsunuz. Tarım ilacında evet tarım ilacının bir etkinlik süresi var 10 gün. 10 gün sonra tekrar yapacaksınız. Sonra tekrar yapacaksınız. Direnç oluşturunca artan bir şekilde onları kurduruyorsunuz. Evet sürdürülebilirlik bunun hiçbir yerinde yer almıyor diyebiliriz. Evet, en ümit verici, en çevreci, en ucuzu, en sürdürülebilir mücadele yöntemi biyolojik mücadele. Bunu ben söylemiyorum, sadece kitaplar da söylüyor. Peki kitaplar söylüyorsa uygulamada niye biyolojik mücadele yer almaz? Tabii her kitap bunu söylemiyor. İsim vermeyeceğim ama bazı kitaplar sürdürülebilirlikte en tehlikeli yöntem olarak tarım ilaçlarıyla birlikte biyolojik mücadeleyi gösteriyor. Bir kamu kurumundan yayınlanan bir kitapta böyle kitaplar da var. Evet, Türkiye'de demokrasi var diyemezsiniz. Ya insanları yanlış bilgilendirmek de hiç doğru değil. Tüm dünya tek sürdürülebilir ve en çevreci mücadele yöntemi, biyolojik mücadele derken bugün kamu kurumlarından çıkan kitaplarda evet tarım ilacıyla pestisitler aynı kefeye konmuştur. Bunu da söyleyelim. Şimdi pestisit bağımlılığından kurtulmak mümkün müdür? Burada yine Avrupa örneğini vereceğiz. Avrupa bu işten nasıl kurtuldu? Bir kere pestisitlere bağımlı olduğunu kabul etti. Yani bu en mantıklı şey. Yani siz hastasınız ve hasta olduğunuzu kabul etmiyorsunuz. Mesela biz buradan fuara gittik. Manisa'da fuara gittik. Üreticilere tarım ilacı alternatifi biyolojik mücadeleyi anlatacağız. İşte orada tarımla ilgili bir kurumun başında tanışıyoruz. Biz de ne iş yaptığımızı anlatıyoruz. Gıda güvenliğini sağlamak için, kalıntıyı azaltmak için şunlar. Aman hocam bizde gıda güvenliği problemi yok. Bizde tarım ilacı kalıntı sorunu yok. Ya inanır mısınız? Tüm dünyada pestisit kalıntı problemi var. ABD'de var, Avrupa'da var, Kanada'da var. En gelişmiş, en çevreci ülkelerde var. Bir bizde yok. Kamu çıkıp şunu söyleyemiyor. Ya da özel şirketler de bunu söyleyemiyor. Ya da akademisyen de çıkıp bunu söyleyemiyor. Bizim tarım ilaçlarına bağımlılığımız söz konusu ve ciddi miktarda pestisit kalıntı problemimiz var diyemiyoruz. Bakın Avrupa bunu dedi. Dedi ve %20 azalttı. %20 azalttı ve 2030'da %55 azaltacağım diyor. 2030'da %55 azaltacağım diyor. 2050'de sıfırlayacağım diyor. Diyor ve hazırladığı protokolü de size imzalatıyor. Siz de onu imzalıyorsunuz. Dolayısıyla biz başarılı olmak istiyorsak, attığımız bu imzada samimi isek, o zaman en doğru yol şu. Biz yaşanan problemi kabul etmek durumundayız. Nasıl kabul edeceğiz? Bizde pestisitlere bağımlılık var. Ve pestisit kalıntı problemi var. Bir kere bunu söyledikten sonra gerisi çok kolay. Evet, sonra diyecekler ki kim çözecek bunu?
B planınız nedir? Evet, tarım ilacı alternatif yöntemlerimiz nedir? Buraya geçebilmemiz için evet pestisitlere bağımlı olduğumuzu ülke olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi biz pestisitlere bağımlılık durumunu sürdürülebilirlik indeksi yani bir karneyle gösteriyoruz. Bu karneyi de trafik ışıklarıyla anlatıyoruz. Şimdi eğer bir üretici ya da bir tarımsal üretimde bitki koruma faaliyetleri olarak bilinçsiz, tek yönlü ve sürekli kimyasal mücadele kullanılıyorsa biz buna trafikte kırmızı ışıkta geçmek diyoruz. Kırmızı ışıkta geçerseniz evet kaza yapma olasılığınız çok fazla. Bakın bizim ürünler yurt dışına gidince orada örnekler alınıyor ve orada problemli ürünler çeteneye işleniyor. Evet, sürdürülebilirlik indeksinde 70 ülkede 67. sıradayız. Gıda güvenliğini sağlayamıyoruz. Peki ilaçları bilinçli kullansak ne olur? Tek yönlü bilinçli kullanırsak bu sefer sarı ışıkta geçeriz. Sarı ışıkta da geçersek kaza yapma şansımız azalır ama yine kaza yaparız. Ve bu durumda da biz marka ürün üretemeyiz. Biz iyi fiyattan ürün satamayız. Gelişmiş olan ülkeler gıda güvenliğini sağladığı için evet bir ürünü 4 dolardan satarken biz gıda güvenliğini sağlayamıyoruz ve 1 dolardan satamıyoruz. Bakın en son ürünlerimiz Azerbaycan'dan döndü. Kalıntı nedeniyle, pestisit, tarım ilacı kalıntısı nedeniyle. Evet, yani bizim tarımımız bunu hak ediyor mu? Tarımın doğduğu topraklardayız ama tarımda sürekli kırmızı kart yiyoruz. Niye? Hep kırmızı ışıkta geçmeye çalışarak. Kısa yoldan zengin olacağız. Kısa yoldan sonuç elde edeceğiz. Evet bakın sürdürülebilir tarımda derslerde de öyle anlatılıyor. Evet kimyasal mücadele son çare olarak. Öncelik neye? Biyolojik mücadele, kültürel önlem, biyoteknik mücadele. Uygulamaya bakıyorsunuz bunların hiçbiri yok. Kimyasal mücadele devam ediyor. Peki bu işten kim zarar görüyor? Tüm ülke zarar görüyor bu işten. Üreticimiz zarar görüyor. Aracımız zarar görüyor. İhracatçımız zarar görüyor. Devlet zarar görüyor. Çocuklar zarar görüyor. Gençler zarar görüyor. Ülke ekonomisi zarar görüyor. Ve kimse uyanmıyor. Bakın Avrupa'nın 1965 yılında uyandığı pestisit risklerine 2022 hala uyanmış değiliz. Evet, şimdi eğer ki biz kimyasal mücadele kullanıyorsak kırmızı ışıkta geçiyoruz dedik. Bilinçli kimyasal mücadele kullanıyorsak sarı ışık dedik. Evet, yeşil ışıkta geçmek için bizim biyolojik mücadele, kültürel önlemler ve biyoteknik mücadeleyi artırmamız gerekiyor. Bakın Japon bir iş adamı Türkiye'den tarımsal ürünler alıyor. Ve etiğe bakar mısınız? Gidip üretim yerlerini yerinde geziyor. Diyor ki, iyi tarım yapıyorsunuz değil mi? Evet. Belgeniz var mı? Çıkartıyor belgeyi. Bir soru soruyor Japon. Diyor ki, siz biyolojik mücadele yapıyor musunuz? Hayır. Diğerine gidiyor. Organik tarım, iyi tarım. Belgeleriniz var mı? Belgeler çıkıyor. Biyolojik mücadele yapıyor musunuz? Yok. Daha sonra bu Japon iş adamı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne geliyor. Bir de üniversiteye sorayım ben bu işten bir şey anlamadım ben mi yanlış anladım diye. Evet bana Japon iş adamı şunu soruyor. Hocam biyolojik mücadele yapmadan nasıl sürdürülebilir tarım yapıyorsunuz? Nasıl organik tarım yapıyorsunuz? Nasıl iyi tarım yapıyorsunuz? Diye soruyor. Evet ben de cevap veremedim. Veremedim. Çünkü evet ilaçlara müthiş bağımlıyız. Onu söylemek istiyorum. Evet, biz tarım ilaçlarına bağımlıysak kırmızı ışıkta geçmiş gibi görüyorduk. Evet, biz bunları çevreci pestisitler de var. Bitkisel ekstraklar vesaire. Bir ilacın bitkisel ekstrak olması onun zararsız olduğu anlamına gelmez. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çevreye duyarlı bitkisel ekstraklar da
zararlıyı öldürdüğüne göre faydalılara da bunun riskleri var. İnsanlara da var riski ama o risk konvansiyonel ilaçlar gibi değil. Bu durumda da bizim trafik ışığımız kırmızıdan sarıya gidiyor. Sarı da bizi kurtarmaz. Artı bu ilaçlar ithal ve yurt dışından çok çok pahalı geldiğini söyleyebiliriz. Evet, biz bu bitkisel ekstrakları denedik bu faydalı böceklere. 20'de bir dozunu kullandık. Ona rağmen bile çok büyük ölüm etkisi belirledik. Yani bir ilacın bitkisel kökenli olması onun masum olduğu anlamına gelmiyor. Peki biz ne yapacağız alternatif olarak? Evet, alternatif mücadele yöntemlerini kullanacağız. Bu mücadele yöntemlerinin başında da biyoteknik savaşım yöntemleri geliyor. Evet, biz biyoteknik savaşım yöntemlerini kullanırsak karnemiz, sürdürülebilirlik karnemiz zayıftan nereye geçiyor? İyiye geçiyor. Biz de bunu tek yeşil ışıkla gösteriyoruz. Evet, mesela en tipik örneğini biliriz. Sarı yapışkan tuzaklar, çiftleşmeyi önleme ile ilgili feromon, diğer tuzakları katabiliriz. Burada birçok uygulamalarını görebiliyoruz. Aslında bunu üreticilerimiz de kendileri bir oluklu mukava ağacın gövdesine sararak ya da pitfall tuzakları yaparak kendi çabalarıyla bile ilaçlamaları önemli ölçüde azaltabileceklerdir. Yani biz tek yeşil ışığı hak etmek için, yani karnemizi zayıftan ortaya iyiye geçirmek için ne yapacağız? Evet, biyoteknik savaşım yöntemlerini kullanacağız. Evet, kültürel önlemleri kullanırsak iki ışık, iki yeşil ışık. Evet, burada çok daha ucuz, ülkemiz sistemine çok daha uygun kültürel önlemler mevcut mudur? Mevcuttur. Bunlarla ilgili birkaç tanesini size söyleyelim. Mesela bunlardan bir tanesi bu seralarda tül uygulaması pencerelere. Devlet bu konuda da destek sağlıyor. Bu güzel uygulamalardan bir tanesi. İşte bombus arılarının kullanımı, işte fidelerin askıya alınması, sağlıklı sulama için tansiyon metrelerin kullanılması, fide şaşırtma zamanında yapılması. Evet, sonda da görüyorsunuz bir malç uygulaması. Bizim yaptığımız uygulamalardan buğday malçı. Evet, buğday malçıyla yabancı ot problemini azaltabilirsiniz, su tüketimini azaltabilirsiniz. Evet, bazı zararları da kovmanız mümkün. Çünkü bu altın sarısı rengindeki malç ne yapıyor? Güneş ışınlarını kırarak yaprak altındaki zararların uzaklaşmasını da sağlıyor. Önlemlere birkaç örnek verelim. Kültürel önlemin biyolojik mücadeleyle ilişkisini anlatmak için. Evet, macar fiyi örtücü bitki olarak. Mesela İç Anadolu koşullarında sonbaharda ekimini yapıyorsunuz. İlkbaharda çiçeklenme zamanında toprağa karıştırıyorsunuz. Evet, bu biyolojik mücadeleyle nasıl ilişkisi var? Bu uygulama bir kere rüzgar erozyonunu önlüyor. Rüzgar erozyonunu önlemesi demek toprağın organik madde miktarını orada tutması demek. Organik madde miktarı arttıkça pestisit tüketimi de azalır. Evet, dekara 10 kilogram havanın azotunu toprağa bağlıyorlar. Evet, organik madde miktarını artırıyorlar. Toprağın yapısını düzenliyor. Toprağın tutma kapasitesini artırıyor. Ve bunu da biyolojik mücadelede kullanmak mümkün. Nasıl? Bunları toprağa karıştırırken özellikle tarla kenarlarında bir miktar macar fiyini bırakıyoruz. Bu macar fiyileri çiçekli yapıda olduğu için çevredeki parazit ve predatörleri o bölgeye topluyor. Onlara yaşam alanı sağlıyor. Onlara nektarla besin sağlıyor. Bu hem yaşamının süresini artırıyor hem de verimliliği artırıyor. Ve 10 numara 5 yıldır bir biyolojik mücadele. Evet, kültürel önlemler biyolojik mücadeleyi çok çok destekler. Evet, biyolojik mücadele ile kültürel önlemleri kardeş mücadele diye algılayabiliriz. Evet, ülke genelinde yapılan gerçek hatalardan bir tanesi şu. Sürdürülebilir tarımın da iki tane mücadele yöntemi vardır.
dünya genelinde. Evet, bunlar kültürel önlem ve biyolojik mücadeledir. Yalnız Türkiye'ye gelirken bu kural yine biraz değişmiş. Türkiye'de biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele yöntemi olmuş. Esas sürdürülebilir tarımın iki tane temel mücadele yöntemi var. Bunları da gerekirse tartışırız. Yurt içi, yurt dışındaki kaynaklarla ya da yaşanmışlıklarla ya da tecrübelerle. Evet, sürdürülebilir tarımda başarılı olmak istiyorsak kültürel önlem ve biyolojik mücadeleyi çok iyi yapmamız gerekiyor diyebiliriz. Evet, sürdürülebilir tarımda 3 yeşil ışık biyolojik mücadele. Neden 3 yeşil ışık sürdürülebilir tek mücadele yöntemidir? Ama ilginçtir, biyolojik mücadele dışında sürdürülebilirlik her alanda kullanılıyor. Sürdürülebilirlik kelimesini evet lügate kazandıran biyolojik mücadeledir ama bugün gelin kimyasal mücadelede bile sürdürülebilir pestisit kullanımı diye sık sık seminerler dinliyoruz, dersler dinliyoruz. Böyle de bir durum söz konusu. Evet, sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadele çok önemli bir konu ve Türkiye'nin bu konuda müthiş bir avantajı var. Biyolojik çeşitliliği çok zengin bir ülke. Ama bu biyolojik çeşitliliğimizi katma değerli ürünlere dönüştüremiyoruz. Evet, biyolojik kaçakçılık diye bir terim de türedi. Özellikle bilim insanları gelip Türkiye'de birçok faunayı, birçok florayı alıp taşıyorlar ve bizim alanımızda bu faydalı böcekleri bizden götürüp üretip çiftçilerine veriyorlar. Bizlere de ilacı satmaya devam ediyorlar. Tabii bizim gibi ilaç meraklısı olan ülkelerde direnç ile karşılaşmıyorlar. Evet, Niyazi Bey demiş mesela yasal düzenleme yanında çiftçilere bu konuda eğitim verilmelidir hocam. Çok önemli bir konu. Kesinlikle önemli. Çiftçilere de verilmeli, tüketicilere de verilmeli. Bence tüketicileri yanınıza almanız lazım. Evet, Batı o başarıyı o tüketicilerle birlikte sağladı. Üretici zaten bu eğitimleri alması gerekiyor. Evet, Selma hocam artık karbon çiftliklerine başlıyoruz demiş. Harika. Evet, merhaba diyenler var. Sultan hocam konunun önemini anlatmış. Biraz şuradan bakayım. Tekrar dönelim. Çiftçilerin ekonomik konjonktürü bunu kaldırır mı? Öyle bir kaldırır ki birazdan örnekleriyle anlatacağız. Tam tersi çiftçilere ekonomik refah için bunu sağlamamız lazım. 4 dolarlık bir ürünü 1 dolara ağırlayarak satıyorsa Türkiye, evet burada yanlışın nerede olduğu çok net ortaya çıkıyor. Filiz hocam da merhabalar demiş. Evet. Şimdi biz buradan devam edelim. Biyolojik mücadelenin önemini anladık. Tabii biyolojik mücadele sadece entomolojideki sorunlar için geçerli değil. Bitki hastalıklarında da kullanılabilmekte. Evet, tarımsal üretimde fungus, bakteriler ve virüsler zararlı oluyor. Bunların da bu arada kargomuz gelmiş. Arkadaşlar ilgileniyorlar. Bunları da baskılayan bazı mikroorganizmalar var. Bunlar da tarımda aktif olarak kullanılıyor. Yine yabancı otlarda biyolojik mücadele mümkün mü? Evet, mümkündür. Tabii çok fazla örneği yok. Özellikle konukçuya özelleşmesi gerektiği için. Ama unutulmaması gereken konulardan bir tanesi yabancı otlarda da biyolojik mücadele var. Peki, biyolojik mücadelede hangi canlılar kullanılır? Birçok canlı kullanılır. Burada gördüğünüz gibi salyangozdan, bakteriden, nematottan ama en çok böcekler kullanılır. Ama bu canlılar 3 grupta topluyoruz. Parazitoidler, prodötörler yani avcılar, bir de entomopatojenler diye 3 grupta topluyoruz. Peki, biyolojik mücadele yenir mi, içilir mi, nasıl kullanılır? 3 tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi koruma ve etkinliğini artırma. Çok kolay, ucuz, mantıklı bir yöntem ama kullanılmıyor.
İkincisi üretip salma, üçüncüsü ithal etme. Evet, Türkiye'de en fazla hangisi kullanılıyor diye bir soru sorsam, yazın isterseniz. Türkiye'de biyolojik mücadele uygulamalarında 3 yöntem var. Biri koruma, ikincisi üretip salma, üçüncüsü de yurt dışından satın alma. Evet, hangisi kullanılıyor diyelim. Geri dönüş olacak mı? Evet. Bakarız ona. Evet, ithal etme demiş İsmail Tekdemir. Evet, teşekkürler İsmail. İsmail de bizim bitki koruma öğrencisi 3. sınıf diyebiliyorum. İlgili bir arkadaşımız. Şimdi koruma etkinliğini artırmaya bir örnek verelim. Benim asistanlık yıllarımdan, o zaman biraz daha yakışıklıymışız herhalde. Bizim bölümün arkası. Mevsim, tam bu mevsimler Nisan ayları uğur böceği kışı ergin olarak geçirir. Eğer ki kış şartları ağırsa vücuttaki yağ yakar, diyapoza girmiştir ve çok fazla kullanılır ve çıkış yapamaz. O kışta öyle olmuştu. Çok fazla uğur böceği vardı Nisan aylarında, fakat yaprak dikleri henüz çıkmamıştı. Biz de şöyle bir yolu uygulayalım dedik. Bu uğur böceklerini koruyalım. Nasıl koruyalım? Bunlara şekerli sıvı kullandık. %10 şekerli sıvı hazırladık ve bunları attık yabancı otların üzerinde. Evet, orada milyonlarca uğur böceği yerleşti. Sonra biz bu uğur böcekleri acaba nasıl çalışıyor? Bu arada uğur böceğinin sadece ergin dönemi değil, larva dönemi de çok etkili. Yaprak biti, kırmızı örümcek ve diğer birçok genel zararlılar üzerinde çok etkilidir. Bu böcekler çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye biz de seralarda organik tarım yapıyorduk. Evet, önce zararlıları bulduk, zararlıları bitkilere bulaştırdık. Sonra bu faydalı böcekleri koyduk ve öğrencilerle bir çalışmaya başladık. Baktık ki çok güzel işliyor. Evet, bakın, hiçbir masraf etmeden doğayı iyi tanırsanız, evet, faydalıları koruyup kollayabilirseniz, evet, çok ucuza diyor, destekleyebilir miyiz üretici? Evet, bu bilgiyle hiç yaprak bitlerine, kırmızı örümceklere ilaçlama yapmamıza gerek kalmadı. Evet, doğanın dilini anlatmamız lazım. Bunu sadece üreticiye değil, tüketicilere, çocuklara, gençlere, herkese aydınlatmamız lazım. Evet, eğitim sistemimizde eksik bu konular. Evet, basın da görevini yapmıyor. Dolayısıyla biz tarımcılara çok iş düşüyor. Öğrencilerimize çok iş düşüyor. Evet, ziraatçılar olarak bunları bizim yapmamız gerekiyor. Evet, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde kitle üretimi yapılan faydalı böcekleri görüyorsunuz. 3 farklı Trigogramma türü, Chelonus oculator, Brachon hebator, Ventria canensis. Evet, 32 yıldır bunlar sürdürülebilir olarak yetiştiriliyor arkadaşlar. Her gün hiç kültür elden çıkmadan bunlar devam ediyor. Evet, predatör dediğimiz zaman doğrudan avın tüketimi aklımıza gelir. Mesela bir uğur böceği ne yapıyor? Ömrü boyunca birçok avı avlıyor ve bu avlara da bir bağımlılık göstermiyor. Serbest olarak yaşıyor. Parazitoidlerde ise o bağımlılık vardı. Evet, sadece avcı böcekler ya da parazitoidler kullanılmıyor. Entomopatojenik bakteriler, bunlar içerisinde Bacillus thuringiensis çok etkili. Bakın, üstte hastalanmış bir larvayı görüyoruz. Aşağıda da sağlıklı larvaları görmemiz mümkün. Yine entomopatojenik virüsler, bakula virüsler var. Bunların da bazıları preparat yapılmış, yurt dışında kullanıyor. Evet, böcekleri hastalandıran funguslar da var. Böcekleri hastalandıran fungusları görüyoruz. Bunların da bazı preparatları mevcut. Yine entomopatojenik nematotlar, yani böcekleri öldüren nematotlar var biyolojik mücadelede. Evet, mikroorganizma kökenli birçok preparat piyasada var. Evet, burada da problem şu. Türkiye bu konuda çok fazla akademik çalışma yapıyor.
Ama bu akademik çalışmaları hayata geçiremedik. Evet, burada da birçok neden var ama en önemli nedenlerden bir tanesi, evet, üretim kafası yok Türkiye'de. Müthiş bir ithal kafası var. Evet, Türkiye'de o kadar ziraat mühendisi var. O mühendislerin görevi ocu, bucu, şucu değil. Geçen arkadaşımdan duyduğum güzel bir söz var. Mühendisin ocusu, bucusu, şucusu olmaz. Mühendisin üreteni vardır, üretemeyeni vardır. Evet, üretebilecek olan mühendislerin önünü açmak lazım. Ben inanıyorum, mikroorganizma kökenli preparatlarda çok değerli çalışmalar var. Bunların önü kapatılmamalı, açılmalı diyorum. Yoksa tarımda çok daha ciddi sorunlar geliyor. Peki Türkiye'de kamu ne yapıyor biyolojik mücadele konusunda? Tarım Orman Bakanlığı, evet, SÜNE'de göstermelik de olsa bir çalışma yapıyor ama yine Orman Genel Müdürlüğü de ormanlarda çok ciddi zararlar yapıyor. Ama bunlar devede kulak kalıyor. Size bir örnek vereyim. Evet, ormanlarda biyolojik mücadele kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor ama çok sınırlı. Bugün orman zararlılarının açmış olduğu, yani böceklerin açmış olduğu zarar, orman yangınlarının 3 katı, 4 katı, bazen 5 katı olabilmekte. Evet, böyle bir zararlı var, biz bunun farkında değiliz. Ve ormanlarda da ilaç kullanmak için can atan bir kitle var. Ama şu anda biyoteknik savaşım yöntemleriyle halledilmeye çalışıyor. Ama ormanlardaki mücadelenin anahtarı da biyolojik mücadele. Aynı tarımda olduğu gibi. Ama bu işlere de çok fazla yol verilmiyor. Evet, Türkiye'de uygulanan biyolojik mücadelenin, evet, toplam mücadeledeki payı %1'in altında. Bunun da çoğu ithal. Yani aynı ilaçlar ithal edilirken parazitler ve predatörler de ithal ediliyor. Peki bu kadar ziraat fakültelerinden açıyorsunuz, niye bunlara hesap sormuyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Bu kadar mühendisimiz var. Bu kadar mühendisimiz, evet, ne yapacak? Bugün bitki korumada, evet, tarım ilaçlarına müthiş bir şekilde bağımlıyız. Yılda 600 milyon dolarlık ilaç alıyoruz. Kendi paramızla rezil oluyoruz. Kendi paramızla rezil oluyoruz. Ürettiğimiz ürünlerini yurt dışına satmakta zorluk çekiyoruz. Hem konvansiyonel üretimde, hem iyi tarımda, hem de organik tarımda. Ama diğer taraftan biyolojik çeşitlilik olarak parmakla gösterilecek ülkeler arasında yer alıyoruz. Ama biyolojik çeşitliliğimizi katma değerli ürünlere dönüştüremiyoruz. Evet, bu seminerden bunların sorgularını yapmamız gerekiyor. Bunların sorgularını ciddi olarak yapmamız gerekiyor. Bu Avrupa'nın 1965 yılında terk etmeye başladığı ilaçlara bağımlılığın nedenini izleyeceğiz böyle seminerlerde. Kolay, ucuz, etkili diye anlatamayız. Evet, dışarıdan bakıldığımızda bizim nasıl tarım yaptığımız çok net bir şekilde görülüyor. Ama biz göremiyoruz. Evet, kimse demiyor ki resmi kurum olarak bizim pestisitlere bağımlılığımız var. Evet, bu bağımlılığın zararını hepimiz görüyoruz. Kimse bunu söyleyemiyor ve ilaçlara bağımlılığımız devam ediyor. Evet, uluslararası biyolojik mücadele firmaları Türkiye'de de çalışıyor. Yaptıkları iş değerli mi? Tabii ki değerli. Öğrencilerimiz çalışıyor. Öğrencilerimiz şunu ifade ediyor. Yılda 60 ilaçlama yapılırken bu 60 ilaçlamayı biz 10'a kadar indirdik, 5'e kadar indirdik. Bu kötü mü? Biyolojik çeşitlilik için, insan sağlığı için gerçekten çok güzel. Ama bu böceklerin ana vatanı Türkiye. O zaman biz diyoruz ki bu ana vatanında bu böcekler üretebilmeli, üretilebilmeli, üretim teknolojileri geliştirilebilmeli. Eğer satılacaksa bu ürünleri biz satacağız yurt dışına. Evet, bunu da nasıl yapacağız? Kamu, üniversite, özel sektörün işbirliğiyle yapacağız. Evet, birbirimizi engellemeyeceğiz. Evet, başarılı bir örnek. Firma ismi verilmiyor ama ben burada keyifle de vereceğim. Kendi firmalarımızın adını vermemek koşuluyla. Evet, biyolojik tarım
Turunçgil'de iki tane faydalı böcek, bir predatör, bir de parazitoid örneği. Bu unlu bite karşı çok başarılı bir şekilde kullanılıyor. Aslında devlet bunları üretiyordu kendi araştırma kuruluşlarında. 1980'lerin liberal ekonomisiyle birlikte dediler ki ilaç var, bunlara ne gerek var diye. Ve oraları kapattık, ilaca daha fazla bağımlı olduk. Hemen Mustafa amca aklıma geliyor. 3 ilaçlamayı 30'a kadar çıkardık. Biz de el birliğiyle Mustafa amcanın cebinden paraları çekip uluslararası sermayeye doğru verdik. Tabii burada bir akademisyen arkadaşımız, kamu kurumunda çok değerli, orada teknisyen bir iş ortağıyla birlikte girişimcilik dersi gibi olacak ama bunu anlatmamız gerekir. Evet, devlet bu işi kapatırken onları özel sektöre taşıdılar. Çok da güzel iş yaptılar, çok da güzel başarı elde ettiler. Onur, gurur kaynağımız diyebiliriz. İstenirse yapılabiliyor. Evet, pestisitleri azaltmak için alternatif var mı? Evet, var. Evet, yapılan çalışmalar 300 binin üzerinde faydalı böcek olduğunu söylüyor dünyada. Bunlardan sadece 200 tanesinin kullanılma durumu var. Evet, daha biyolojik mücadele potansiyelinin %1'ini kullanılmadı. Çünkü biyolojik mücadele konusunda araştırma yapılmıyor. Yapılan araştırmaların pratiğe aktarılması için izinler verilmiyor. Bir sürü sorunu var. Biraz da çözümden bahsedelim istiyorum. Yani hoca herkes konuşuyor, ediyor da yani çözüm ne? Çözüm aslında biz değişik bir çözümümüz var. Biyolojik mücadelede genç girişimcilerle işe başladık. Aslında ben üçüncü kuşağım biyolojik mücadelede. Evet, biyolojik mücadele uygulamalarını hayata geçiremedik. Şimdi ben de artık emekliliğim yaklaştı. Tabii bir 7-8 yıl önce dedim ki ben bunları pratikte görmek istiyorum. Yani derste kuru kuruya anlatmak istemiyorum. Biyolojik mücadele şöyle iyidir, böyle iyidir. Ama bu işte bir ekip lazım. Bu ekip lazım. Bu ekip nasıl olur? TÜBİTAK'ın başarılı öğrenciler için açtığı bir program var, BİG diye, bireysel genç girişimci diye. Tüm bilim dallarından lisans öğrenci de başvuruyor, profesör de başvuruyor. Fikrinizi orada sunuyorsunuz. 5 kişilik bir komite var, 2 tane iş adamı, 3 tane de akademisyen. Eğer ki orada fikrinizi 5 dakikada ikna ederseniz size bir şirket kurabilecek bir kaynak veriyorlar. Siz de o kaynakla şirketi kurup prototipi yapıyorsunuz. Evet, biz öğrencilerimizle böyle işlere girdik. İlk yıl 3 tane şirket kurduk. Sonra 5 oldu, 7 oldu, 11 oldu, 15 oldu. Evet, ziraat dışında bu sene İTÜ'yle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışmamızda 16. şirketi kurduk. Bunlara ne diyorlar? Şimdi ben şunu söylüyorum. Evet, bir hocanın işi midir üretim? Evet. Kamu bu işten vazgeçmişse, iş adamı bu işlere girmiyorsa, her şey ithalse, aracı, tedarikçiler, biz bu işi nasıl olsa tedarik ediyoruz, ilaçla hallediyoruz diyorsa, toplumda bir farkındalık yoksa, biz de bu işin dersini veriyorsak, dersi verirken de bildiğimizi iddia ediyorsak bu konuları, bizim de bu işe müdahil olmamız gerekiyor dedik. Ve bu arkadaşlarla çalışmalara başladık. Onları uzun süreli çalışmalarla o fikirleri projelere çevirdik. Sonra onlar projeyi kazandıktan sonra o şirketlerini kurdular. Sonra o şirketler kümelendi kendi aralarında. Evet, güçlerini birleştirdiler, bilgilerini birleştirdiler, öz kaynaklarını, sermayelerini birleştirdiler. Ve ortaya bazı ürünler çıktı genç girişimde. Bunlara ne diyorlar? Yeni girişim, küçük şirket, başlangıç firması, kuluçka, öz girişim, mikro kobi, çaylak diyenler bile var. Evet, biz mühendis olarak ne diyoruz? Bazıları diyor ki hocam ilacı azaltırsak verimlilik kaybı olur. O zaman bir mühendislik yaklaşımıyla olaya yaklaşmamız lazım. Biz ne dedik? Kurgumuz şu gençlerle. Verimliliğe odaklanırken tarım ilacı kullanımı azaltılabilirdi. Evet, bir koltukta iki karpuz taşınır mı? Evet,
Mühendisseniz bunu yapacaksınız. Evet, çözümümüz şu. Biyolojik mücadele temelli entegre mücadele. Evet, entegre mücadele diyoruz. Bahçeyi sürüyoruz, budamayı yapıyoruz. 15, 20, 30 ilaçlama yapıyoruz. Ona da biyolojik mücadele. Hayır efendim. Entegre mücadele diyebilmeniz için pestisit kullanımını azaltmanız lazım. Pestisit kullanımını azaltmayan entegre mücadele, entegre mücadele denmiyor. Nitekim bizim sürdürülebilir tarımımızda, organik tarımımızda ve iyi tarımımızda yaptığımız uygulamalar benimsenmediği için bizim bu ürünlerimiz Avrupa'da eşdeğer olarak kabul edilmiyor. Yani bunu söylemekten ben de zorlanıyorum. Ama zorlansam da bu gerçeği görmek zorundayım. Hayır, bizim bir problemimiz yok diyorsanız alanlara gelin görüşelim. Yılda 100 bin, 150 bin dönüm, 150 bin kilometre yol gidiyoruz. Evet, böyle bir sorunumuz var. Ve bu sorunu da çözecek olan hepimiziz. Yani uluslararası sermaye bizim sorunumuzu çözmeyecek. Nitekim gıda güvenliğini sağlayamadığımız için 4 dolarlık bir ürünü 1 dolara satmakta zorlanıyor muyuz, zorlanmıyor muyuz? Ya da bunun hesabını kim verecek? Biyolojik çeşitliliğimizin çok zengin olduğu ve bunu katma değerli ürünlere dönüştüremediğimizi söylüyoruz. E peki bu gençler de bunu yapıyor. Evet, gençler bunu yapıyorsa evet, yetişkinler ne yapmalı? Buradan da o sonucu ben söylemeyeceğim. Özellikle bürokratlarımıza gelsin bu sözler. Siyasetçilerimize gelsin. Evet, bu gençler şunu yaptılar. Evet, kitle üretim teknolojisi. Bunlara biz eko girişimci ekip diyoruz. Bunlar faydalı böceklerin kitle üretim teknolojilerini geliştirdiler. Bunlar bir sırdır. Bunlarla ilgili yayınlar piyasada yoktur. Eğer ki siz o ürüne ulaşmak istiyorsanız fikri mülkiyet haklarını ödersiniz. Teknoloji transferi yaparsınız. Onun bedelini ödersiniz. Ve bu şekilde olur. Şu anda bazı firmalar yurt dışında çok iyi para ödemişler. Evet, Türkiye'de de bu üretimi göstermelik de olsa yapıyorlar. Genellikle yurt dışından kargoyla geliyor. Evet, birçok böceğin kitle üretim teknolojisini geliştirdik. Tabi burada bir başarı varsa bu başarı sadece gençlerin başarısı ya da bizim değil. İşte ben dördüncü kuşağım, buradaki bütün hocalarımızın başarısı söz konusu. Biz oradaki bilgiyi, tecrübe paylaşımını aktardık. Yani üçüncü kuşak olarak ben de başaramıyordum. İşte dördüncü kuşakla iş yaptık. Bugün seri üretim halinde bu teknolojik ürünler alanda evet kıskandırıyor. Şunu söyleyelim. Biz bu üretimleri yapınca, kitle üretim teknolojisini geliştirince bize dediler ki bunu alanda deneyin. Evet, alanda denememiz lazım. Bunlardan bir tanesi elma iç kurdu. Elmanın ana zararlısı. Evet, ortalama olarak 15 ilaçlama yapılır. Bunun 8'i iç kurdu içindir ortalama olarak. Evet, bizim yaptığımız çalışmalarla ilaçlama 15'ten 8'e kadar düşürüldü. Evet, 15 ilaçlamayı 8'e kadar düşürdük. Neyle? İki tane faydalı böcekle. Bir tanesi Trigogramma evenens, diğerisi de Bracon hebetor. Evet, hiçbir tarım ilacı kullanmadan ana zararlı sorununu halledebildik birçok ilde. Evet, bağ. Bağda ne dedik? Evet, kuru üzümde dünya lideriyiz üretimde ama sürekli kırmızı kart diyoruz. Bizimkiler de o ilaç yakalandık, şu ilacı kullanalım. Bu ilaçta yakalandık, şu ilacı kullanalım. İlacı ilaçla temizlemeye çalışıyoruz. Evet, bağ salkım güvesi, bağın en önemli zararlısı. Burada da yine 7-8 ilaçlama yapılmakta. Evet, 7-8 yıldır biz Manisa'nın bağlarındayız. Evet, Manisa bağlarında değil, dünyada evet salkım güvesinin biyolojik mücadelesini uygulayan tek ülkeyiz şu anda. Ama kimsenin sesi çıkmıyor. Meclis toplanıyor, kalıntı problemini. Bizim konu gündeme gelmiyor. Ege İhracatçılar Birliği'nde proje yarışmasına katılıyoruz. 10 bin dolar bize ödül veriyorlar. Ama uygulayayım deyince ortada yoklar. Evet, bunların hesabını birileri sorması lazım.
Neden biyolojik çeşitliliğimizi kullanmaktan korkuyorsunuz? Neden? Kim size bunu kullanmayı engelletiyor? Bunları evet tüketici de öğrenmek istiyor, üretici de öğrenmek istiyor. Bakın ben size sistemi söyleyeyim. Nasıl bir sistem? Türkiye'nin geldiği tarımın durumunu anlatayım. Kimse söyleyemiyor ama ben söyleyeyim. Evet, biz birçok yerde bu uygulamayı yapıyoruz. Bize bir kooperatif diyor ki, hocam bize de gelin, anlatın bu nasıl bir uygulamadır. Gidiyoruz, bir saat konuşma yapacağımıza gece 4 saat, 5 saat konuşmalar oluyor. Bize 15 üretici gelmek istiyor, ertesi gün bir tane üretici geliyor. Hayırdır diyoruz, bakın, daha ekonomik, daha ucuz, daha etkili. Ne oldu? Hocam bizim ilaç bayisine borcumuz var. Borcumuz ola ola ilacı bırakıp gelmekte yüzümüz tutmuyor. Evet, çiftçinin ilaç bayisine borcu var. İlaç bayinin toptancıya borcu var. Toptancının distribütöre borcu var. Distribütörün ihracatçılar birliğine borcu var. Onun da uluslararası sermaye. Sistem kurulmuş ve bu sistemin dışına kimse çıkamıyor. Gıda güvenliğini sağlayamıyorsun. Aynı yerde dönüp dolaşıyorsunuz. Evet, bu gençler ama her şeye rağmen buna devam edecek. Evet, basın uyuyor mu? Uyuyor. Siyasetçiler uyuyor mu? Uyuyor. Bürokratlar uyuyor mu? Uyuyor. Akademisyenler uyuyor mu? Uyuyor. Ama bu gençler çalışıyor. Kusura bakmayın, çalışacaklardır. Evet, bunları kimsenin duyurduğu da yok. Aynı şey cevizde, İçkurdu'nda. Evet, %90, %100 başarılar. Çağlayan Cerit'ten Ankara'ya kadar, Manisa'ya kadar birçok alanda bu uygulamalar Tekirdağ'a kadar devam ediyor. Evet, Aspir'de en büyük üretim yeri Ankara. Heliotis'e karşı yine %90'ın üzerinde başarı var. Bir grupta seralarda çalışıyor. İki arkadaşımız güney bölgelerde, seralarda nezliokulis üretimi için ve bir faydalı akar üzerinde çalışmaları yapmak üzere iki şirket kurdular. Peki bizim tarımda, bir de buraya geçmeden önce bu nasıl uygulanıyor? Bir üreticiye bir soralım bakalım. Üretici bununla ilgili nasıl bir uygulama yapmış? İlaç atar bu salkım güvesine. Nail amca, yerimizi tam ilçemizi sen söyler misin? Akhisar'ın Beyova mahallesindeyiz. Kaç yıldır üzüm üreticisin? Vallahi 30 yıldır. 30 yıldır üzüm üreticisin. Şimdi 30 yıldır üzüm üreticisin, bu sene farklı bir uygulama yaptın. Evet. Bu uygulamayı sen anlatır mısın? Ne yaptın? Vallahi bilmiyorum işte, bizim ilaççımız bize bir akıllı böcek dedi. Akıllı böceği kullanıyorsun. Evet. Bu akıllı böceği neye karşı kullanıyorsun? Salkım güvesine karşı. Salkım güvesi nasıl bir zarar meydana geliyor? Salkım güvesi... Yani bir şeyini kaçırdın mı, zamanını kaçırdın mı, bu koskoca gördüğüm şu salkımlar uluyor. Evet, ya çürüyor. Çürüyor. Peki onu pazarlama şansınız olur mu? Olmuyor. Olmaz. Onun bir işi bitti yani. Peki, bunu önlemek için halk ne yapıyor? İlacı? İlaç, bol. En aşağı kaç ilaç atar bu salkım güvesine? Vallahi en azından 5-6. 5-6 tabii. En az yani. Peki bunun zararı ne? İlaç atmanın zararını öğrenin. Zararı var tabii. Bunlar hep kalıntı yapıyor. Kalıntı yapıyor. Dolayı yani. Şey, kalıntı ne kalıntı oluyor? Kalıntı dediğin zaman malımız nedir? Pazar bulamıyor. Kalıntı nedir sence mesela? Ya hastalık. Kalıntı hastalık. Ya bir şey, bir hastalık olur. İnsan sağlığına zararlı. Evet. Üzümün üzerinde kullanılan ilacın bir kısmı kalıyor. Biz buna kalıntı diyoruz. Çok ilaç kullanırsan çok kalıntı olur. Mutlaka. O zaman insan sağlığı bozuluyor. Bozuluyor tabii. Onu tüketen insanlar olumsuz etkiliyor. Bir de yurt dışına gidince adamlar orada ne yapıyor? Kalıntı analizi yapıyor. Evet, çok ürün, evet, çok kalıntı çıkarsa ilaç ne yapıyor? Geri gönderiyor. Geri gönderiyor. İşte mal bitti orada. Fiyat da düşüyor. Bakın mesela biz buraları gezdik. Evvelki sene üzümü üretici 6 liraya vermiş. Kurutulmuş evet. Üzümü. Evet, geçen sene 3'e inmiş. Şimdi üreticinin morali bozuluyor. Çok bozuluyor. Evet, çok. Bu fiyatların böyle ani iniş çıkışları doğru bir şey mi? Değil. Yanlış, çok yanlış. Ha, burada sürdürülebilirliği sağlamak için ne diyor? Kalıntıyı azaltın diyor. Evet, kalıntıyı azaltır mı bu yöntem, azaltmaz mı? Valla bu bitirir derim ben. Bu bağında, bağ güvesine karşı, bu salkım güvesine karşı hiç ilaç kullandın mı? Hiç kullanmadım. Ne yaptılar? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden geldiler. Teknokent'ten mühendisler geldi.
kaç kez bunu kullandılar? 5 kez. Vallahi 5 kez. Evet, 5 kez geldiler. Bunu geldi. Belki bir tane daha yapacaklar, 6 tane. Hiç ilaçlama yapıyor musunuz? Ya, yok. Mutlular. Siz bu gençlere öneriyor musunuz? Bu mühendisler bu işe devam etsin mi? Etsinler tabii ki. Bu işe devam daha etsinler. Daha da geliştirirlerse daha bir memnun. Bir de böceği. Bazıları yurt dışından ithal ediyor. Aynı ilaç gibi böceği de ithal ediyor. Şuna. Fakat bu gençler Teknokent'te genç ziraat mühendisi, böyle ziraat mühendisleri de var. Sadece al sat işi değil. Tamam. üretim yapan, teknoloji geliştiren, yurt dışından daha iyi böcekleri üreten ve bunu ne diyorlar biliyor musunuz? İleride biz Avrupa'ya bu böcekleri satacağız diyor bu gençler. İnşallah. Temennimiz o zaten. Daha kaliteli ürün, daha verimli ürün ve marka ürün olup fiyat, daha iyi fiyat garantisi sağlayabilirsiniz. İhracatçımız bu işten çok para kazanır. Geri dönmedikten sonra tabii ülke ki, bu işten ki, para mutlaka kazanır. Yüzde kaç başarı? Salkım Göz'ün. Şu anda %100 gibi. %100 gibi. Şöyle kal. Dahil Bey, bu mu kolay? İlaçlama mı kolay? Bu mu kolay, ilaçlama mı kolay? Bu çok kolay. Şimdi son ne diyorsun? Bu üreticilere bunu önerir misin? Valla ben bu sene başladım. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Herkesin denemesini, uygulama yapmasını isterim. Yerli böcek, yerli üretici, yerli üzüm ve o. Yerli çözüm. Formasız kaldığınız yerden şöyle devam edeceksiniz. Yer görüntü yine. Evet. Aslında üreticilerimize konuşturduk. Hasattan sonra gittik. Tabii bu ilk yıl olan görüntülerde çok fazla üreticimiz var. Şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Bu üreticilerin hepsi çok ilginç borçsuz üreticiler. Yani bayiye, ilaç bayiye bağımlı olmayan üreticiler. Bunların hepsi kullanıyorlar. Ama bağımlı üreticiler gerçekten çok zor durumda. Yani onların o bataktan kurtulması için, o borç batağından kurtulursalar, evet, biyolojik mücadele çok yaygınlaşacak. Gıda güvenliği sağlanacak. Evet, daha iyi gelirle, daha iyi bir ortamda yaşama imkanı sağlayacağız. Bir de tarımda çıkış için bizim sadece ekonomiyi düşünmememiz gerekiyor. İşte sürdürülebilir tarımı anlatırken derslerde ne diyoruz? 3 tane yönü var. 1- ekonomik yönü, 2- ekolojik çevre yönü, 3- sosyal yönü. Biz sadece para kazanmayı gösterdik çiftçilere. Ama tek sorun o değil. Gıda güvenliğini sağlayamazsanız bakın ürünleriniz yurt dışına gitmiyor, geri dönüyor. Paris İklim Sözleşmesi'nde cezalar sırada bekliyor. Evet, bir de sosyal yön var. Biz çocuk yönüyle sosyal projeler geliştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri. Evet, bunlardan bir tanesi bir ekoloji okulu. Türkiye'deki ilk çocuk üniversitesini kurdu Ankara Üniversitesi. Bizim de orada Böcek Şenlik Okul diye bir okulumuz var. Bugüne kadar yaptığı etkinliklerle 1,5 milyon çocuğa ekoloji farkındalığını geliştirdi. Ekoloji farkındalığı olmayan topluma siz ekolojik tarımı öğretmeye çalışıyorsunuz. Nasıl öğretiyorsunuz? Daha iyi para kazanacaksınız diye. Kazanamazsa üretici ekolojik tarımdan, sürdürülebilir tarımdan, iyi tarımdan nefret ediyor. Nitekim böyle oluyor. Yani velev ki üreticiye ürettiniz, tüketicinin bunu kabullenmesi ve talepte bulunması lazım. Tüketicide de böyle bir talep yok çünkü tüketici farkındalığı yok. Dolayısıyla biz baktık ki sadece işin ekonomik boyutuyla olmuyor bu işler. Çevre işleri yapalım. Ne yapalım? Pestisitleri azaltalım. Evet, ben 32 yıldır kendi adıma bu konuda çaba gösteren birisi olarak evet gayretimi her geçen gün daha arttırmak istiyorum. Ama bir yönümüzün eksik olduğunu gördüm. Ekoloji farkındalığı olmayan topluma bir şey yapamazsınız. Avrupa Birliği bugün ilaçları %20 azalttıysa, 2030 yılında %55 azaltacağım diyorsa, 2050'de sıfıra indireceğim diyorsa, bu halkına güvenerek, topluma güvenerek, toplumun bilinçli olmasına güvenerek bunu söylüyor. Bu bilinçsiz toplumla biz ilaçları sürekli artırıyoruz. Bizim itirazımız buna. O zaman biz bu üniversitedeki fonksiyonumuz ne? Biz entegre mücadeleyi anlatıyoruz. İlaç kullanımı son çare olacak diyoruz ama uygulamada ilaç birinci çaredir. E peki
Çevre konusunda istenilen yerde değiliz. Biyolojik çeşitlilik konusunda istenilen yerde değiliz. Ekonomide istenilen yerde değil. Sosyal yönde de istenen yerde değiliz. Geçen hafta ben hafta sonu Konya Karapınar'daydım. Evet, köylerde okullar kapatılmış, birleştirilmiş okullar var. Orada gittik, 50'nin üzerinde öğrenciye ekoloji eğitimi verdik. Bilimin, sanatın eğlenceli yönlerini anlatmaya çalıştık. Evet, gerçekten insanlar mutlu oldu. Çocuk mutluysa anne mutlu oluyor. Anne mutluysa evet evin reisi mutlu oluyor. Dolayısıyla işin sosyal boyutu çok önemli. Bugün köyler boşalıyor. O köylerin boşalmasındaki tek neden ekonomik neden değil, sosyal nedenler. Bu gittiğimde çiftçilerle konuştuk. Çiftçilere de bir eğitim verdik, biyolojik mücadele eğitimi, ama çocuklarla konuştuk. Yani köyde yaşamaktan memnun musunuz? Yarısı memnun, yarısı değil. Artıları nedir, eksileri nedir? Bunları anlattık. Evet, yani sürdürülebilir tarımı gerektiği gibi kullanacaksak ekonomik boyut, ekolojik ve sosyal boyutu mutlaka kullanmamız lazım. Evet, biz de Böcek Şenlik Okulu ile bunu yapıyoruz. Bütün kamu kurumları da bunu yapmaya davet ediyoruz. Özel şirketlerin de bu işi yapmasını istiyoruz. Ama sözde değil, reklam amacıyla değil. Bugün yeri gelmişken söyleyeyim. Sosyal sorumluluk da bugün algı anlamında çok büyük tehdit altında. Avrupa artık sosyal sorumluluğu büyüttü ve sosyal sorumluluktan sosyal girişimciliğe bir geçiş yaptı. Daha büyük sistemler, daha büyük mekanizmalar, daha büyük paralar zorunlu olarak o amatörlüğü bitirdi, ama Türkiye'de hiç amatörlüğü tatmadan bugün zengin olmak hayaliyle insanları sosyal girişimciliğe yönlendirdiler. Bu da toplumda müthiş bir ayrışmaya neden olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sosyal sorumlulukların da reklam olarak yapılması, rant olarak yapılmasında Türkiye'nin geleceğini çok olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Evet, herkes zorunluluktan kendisini sosyal sorumluluk yapmak zorunda hissediyor. Böyle bir şey de yok. Lütfen neden yapıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz bunları da düşünmeniz gerekir. Evet, bizim genç eko girişimci ziraat mühendislerimiz ne yapıyor? Teknoloji geliştirmenin dışında ve geliştirdiği teknolojileri üreticilerle buluşturmanın dışında fuar ziyaretleri yapıyor. Bu fuar ziyaretlerinden bir tanesi mesela Almanya'ydı. Onun dışında Türkiye'de de çok farklı fuarlarda bu etkinliklerimiz, eğitimlerimiz devam ediyor. Evet, eğitim yayın çalışmaları hem alanda hem çiftçi boyutuyla devam ediyor. Ekolojik tarım yapan üretici bahçelerinde bunları devam ediyor. Evet, bu genç girişimciler ve kendisinden sonra gelen öğrencilere katkı sağlıyorlar. O öğrencileri kongreye araştırma yapmaları için destekliyorlar. Firmalarında staj yaptırıyorlar. Onlara proje ve burs imkanı sağlıyorlar. Mesela bu genç girişimci olarak Türkiye'de ilk 5 tane doktor öğrencisine burs veriyorlar. Kendileri yeni mezun olmalarına rağmen evet benim yanımda doktora yapıyorlar. O firmalarında sorunu olan konularda aydınlatıcı, gerekli bilgileri sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada da yine büyük bir projede TAGEM de teşekkürü hak ediyor. Biyolojik mücadelede bize bir proje verdi, ama o projede 10 farklı kurum, 50 farklı araştırıcı evet birlikte çalışıyoruz. Evet, teorik çalışmalar uygulamalı çalışmalarla iç içe devam ediyor. Köy köy geziyoruz. Tarla günleri yapıyoruz. Çok fazla tarla günleri yapıyoruz. Evet, tarla günlerinde teorik bilginin pratiğe gelene kadar nasıl kaybolduğunu görüyoruz. Kaybolmaması için alanda olmamız gerektiğini anlıyoruz. Evet, şöyle bir çalışma yaptık. Kayseri İl Müdürlüğü ile çok çalıştık, onu belirtmek istiyorum. Evet, üretici bilinçlendirilmesi, tüketici bilinçlendirilmesi için takvimler yaptık. Türkiye'nin tarım takvimini yaptık. Daha sonra Böcek Şenlik Okulu'nda o resimli biyolojik çeşitliliğini anlatmak için takvimler gerçekleştirdik. Bunlar toplumda sosyal anlamda büyük ses getirdi.
Evet, bizim ikinci sosyal sorumluluk projemiz Çocuk Üniversitesi içerisinde girişimcilik. Evet, girişimcilik eğitimi üniversitelerde yeni yeni verilmeye başladı ama bu resimde görüyorsun kahvelerde. Kahvelerde bunu yaptık ilk olarak Türkiye'de. Girişimcilik eğitimi yaptık uygulamalı. Üniversitelere zaten gidiyoruz, ilkokul, ortaokul, liselere. Bu girişimcilik eğitimi de çok şey katıyor. Bu arada Aziz Sancar'ın Türkiye'deki ilk projesi anaokullarında girişimcilik eğitimi. Bunu da bilmenizi istiyorum. Girişimciliğin ne kadar önemli bir konu olduğunu anlatabilmek için anaokullarında girişimcilik eğitimi veriliyor. Bizde üniversite düzeyinde bile hala almayan, girişimcilikle ilgili bilgilere kavuşmayan bir toplum düşünebilirsiniz. Tabii çok olumlu gelişmeler de oldu. Birçok proje yarışmasında ödül aldılar. Bu ödüllerin bir kısmı bizi çok sevindirdi, bir kısmı da çok çok üzdü. Mesela Ege İhracatçılar Birliği'nden Bas Altın Güvesi'nin ilaç yerine faydalı böcekle marka ürün olabilecek ürün geliştirdik ve bize $10,000 ödül verdiler. Ödül de önemli değil ama ilaç kullanımından bir türlü vazgeçemiyorlar. İş adamlarına ulaşmakta güçlük çekiyor, toplantılar yapıyor ama bir türlü bu ilaca olan bağımlılığını kıramadık. Gençlerde kırdık, üreticilerde kırdık, tüketicilerde kırdık ama evet iş adamlarında kırmak çok zor oluyor. Bu ödüllerden çok fazla bahsetmek istemiyorum ama bir kısmına çok sevindiğimizi, bir kısmına da çok çok üzüldüğümüzü de belirtmek istiyoruz. Evet, medyada çok fazla kabul durumu söz konusu. Bunu söyleyebilirim ama benim medyadan beklediğim farklı bir şey. İşte dediğim gibi gazeteciler bir olay olduğunda sağ olsunlar arıyorlar. Ama ben o gazetecilere şunu söylüyorum. Görevinizi yapın arkadaşlar. Görevinizi yapın. Herkes görevini yaparsa problem olmaz. Evet, kanun var. Kanunda sürdürülebilir tarımı anlatmak üzere gıda güvenliğini, biyolojik çeşitliliği, organik tarım, iyi tarım anlatmak için evet 8 ile 11 arasındaki yarım saat yayın yapma zorunluluğunuzu yerine getirin. Evet, medya çok büyük bir güç ama kimse görevini yapmıyor ama medya hiç yapmıyor diyebiliriz. Onu da ben direkt kendilerine de söylüyorum. Burada geliştirilmiş bazı markalarımız var. Yine sosyal yön olarak bakın şöyle bir şey başlattık. Başarılı çiftçilerin hayatını kısa filme aldık. Evet, rahmetli Vehbi amca ve eşi örnek çiftçiler. Bir yönetmen geldi, böyle bir çalışma planladık ve bir sinemada göstermek istedi kendisi bunu. Evet, biz de olur dedik. 16 dakikalık bir film Ankara'nın bilindik bir sinemasına rica ettik. 200 kişilik salona 600 kişi geldi. Ve işin keyifli tarafı şuydu. Etkinlik bittikten sonra soru cevap anlamında üretici, akademisyen ve sanatçı hep birlikte olacaktık. 15 dakikada öyle bir öngörümüz vardı. Fakat etkinlik 2 saat sürdü. Ve o etkinlikte 50'nin üzerinde benim saydığım tanıdıklarım farklı işten insanlar. Evet, farkındalığa ne kadar açlar, tarımı ne kadar yanlış biliyorlar, ne kadar kulaktan dolma haberler var, medyada ne kadar büyük problemler var. Bunları kırmak için o farkındalıkları yaratmamız gerekiyor. Çocuğa, gence, yetişkine ulaşmamız gerekiyor. Evet, bu da ilginç bir slide ama bu da kapitale gelsin isteriz. Bakalım ne diyor? Evet, tarımdan para kazanılır mı? Evet, tarımdan en iyi para teknoloji transferiyle kazanılır. Biraz girişimci yönümüz olunca, 16 tane şirket kurunca tabii biraz okuduk, eğitimler verdik, sanayicilerden tokat yedik. Ve iş adamlarından, yani sanayici dediğimiz, şöyle bir kurgu oluştu. Şimdi bir fasulye alalım. Ürün olarak 2 dolar diyelim. Bakın şuradaki ilk böceğin 1 kilogramı 1000 dolar yumurtası. Siz teknolojideki farka bakın. Fasulye 2 dolar. O
faydalı böceği üretmek için öncelikle üretmeniz gereken zararlı böceğin Efes diakühneli 10 güvesinin 1 kilogramı Avrupa'da piyasa fiyatı 1000 dolar. 2 dolar nerede? 1000 dolar nerede? Şimdi siz bu böceği kullanarak evet faydalı böceği trigogrammayı ya da brokonu üretebilirseniz o teknolojide o zaman katma değer 15 bin dolara ulaşıyor. İşte teknoloji böyle bir şey. Türkiye teknoloji fukarası bir ülke. Eğer siz devam eder Ar-Ge'ye marka ürün çıkartırsanız yani gıda güvenliğini sağlayabilirseniz o elmayı, o üzümü, o cevizi, o sebzeyi, o meyveyi evet satarak evet 150 bin dolarlık bir katma değerli ürüne dönüştürebilirsiniz. Evet gücünüz yeterse devam edersiniz. Evet o fabrikalarda o üretim teknolojisinin know-how'u başka ülkelere, kurumlara, kuruluşlara, firmalara satarsanız evet buna teknoloji transferi diyorlar 15 milyon dolar. Evet bizim iş adamımız bize yakıştıramıyor bunu. Yurt dışındaki parayı veriyor, teknoloji transferini alıyor ama kendi vatandaşına bunu sağlayamıyor. Evet bizim iş adamımız da bunu öğrenecek. Evet biz diyoruz ki tarımdan para kazanabiliriz. Üreticimiz de kazanabilir, aracımız da kazanabilir, ihracatçımız da kazanır ama bu ilaç kullanımıyla değil, bu bağımlılıkla değil. Evet yakında belki gıda krizi de gelecek. Evet bizim sloganımız da şu akıllı böcek, akıllı çiftçi. Bu slogan bize ait bir slogan. Evet daha önce söylemiştim Tarım Bakanlığı'ndan bir proje aldık ve bu projede 10 farklı kurum ve 50 farklı araştırıcı var. Her taraftan besleniyoruz. Biz yaptık, biz ettik deniyoruz. Her yerden bilgi alıyoruz, paylaşım yapıyoruz. İşte buna da kamu, üniversite, sanayi işbirliği diyoruz. Tabii biraz araştırdık bu başarılı olan ülkeler nasıl olmuş. Sarmal bir model var. Sadece kamuyla kalkınma olmaz. Sadece üniversiteyle kalkınma olmaz. Sadece özel sektörle olmaz. Dördüncü bir güç genç girişimciler. Biz onlara onu da kattık. Dört farklı gücü birleştirmek istiyoruz. Evet kamu üniversiteye düşman olursa, üniversite özel sektörden uzak durursa, evet bunların tamamı çiftçiden uzak durursa o zaman uluslararası sanayiye yem olacağız. Uluslararası sektöre yem olacağız. Dediğim gibi çok hoşuma giden bir söz var. Mühendisin ocusu, bucusu, şucusu olmaz. Evet Teknokent'teki bir arkadaşımın sözü mühendisin üreteni vardır, üretemeyeni vardır. Biz istiyoruz ki Türkiye'den de üreten mühendisler çıkacak. Evet, çok az bir sunumuz kaldı galiba, bir iki sunum. Bu da bizim bir başarı hikayemiz. Ortada çok büyük bir başarı yok ama biz şunu yaptık. Katma değerli bir ürün üretebildik. Yani ekip kültürü olabildiğini gösterdik. Evet, insanlar bir araya gelirse, bir ortak hedef halinde birleşebilirse bir şeyler üretilebilirdi. Bakın ben biyolojik mücadelede üçüncü kuşağım. Ben de üretemeyeceğimi anladım. Biraz korktum. Korkağa yakın birisiyim. Gözlere bakın, korkak olduğum anlaşılır. Üretememekten korktum. Mahmut Albay'ın sanki sözünü duymamıştım ama hissediyordum. Mühendisin üreteni vardır, üretemeyeni vardır. Ben üreten kesiminde olmak istiyordum. Evet, güç birliği yapacaktık. Üreticilere ulaşmak için bu genç girişimcilerle birlikte olduk. Ben 25 yılda profesör oldum. Yani çevre olarak iyi bir çevrem vardır ama şu anda çok daha farklı çevreler edinmeye başladım. Bu bizim gençlerle olan işbirliğimizden kaynaklandı. Evet, özel sektörden birçok çevremiz oluşmaya başladı. İşte eğitim sektöründe çok büyük bir etkimiz olmaya başladı. Onlarla işbirliğimiz olmaya başladı. Evet, bu projeleri biraz analiz etme yeteneğimiz gelişti. Devlet yaklaşık 2-3 bin projeyi böyle destekledi ama o projelerin tamamı kapandı. Kapanmasının nedeni şuydu, gençleri desteklemesi çok güzel devletin ama şöyle bir hata yapılıyor. Evet, Türkiye'de fikrin alıcısı yok.
Girişimcilik eğitiminde söylüyoruz. Sizin bir fikriniz var. Eğer fikriniz kaliteliyse, evet, iş adamı yurt dışında buna para öder ve onu değerlendirir. Türkiye'de bir fikri satın alacak bir kapital yok. Her şey ithale dayalı. Peki siz bu fikri aldınız, projeye çevirdiniz, kapital yine size pek bir şey ödemez. Melek yatırımcı falan hikaye. Evet, prototipini üretirseniz biraz düşünür ve belki bedavaya almaya çalışır. O zaten projeyi alınca bir buçuk yıllık bir süreç. Evet, bir buçuk yıllık süreçte bunların %98'i kapanıyor. Biz kapanmadık ve bize sordular, siz niye kapanmıyorsunuz? Biz de şaşırdık, biz kapanmak üzere kurgulanmadıkken, evet, baktık ki biz niye kapanmadık diye düşünürken biz aslında kümelenmişiz, güç birliği yapmışız. Ha, 10 tane firma, bir fuara gideceksiniz, 10 tane fuar standı kiralamanıza gerek yok. 2 tane arabayla işinizi halledebilirsiniz. 10 tane soğuk hava deposuna gerek yok. Yani dolayısıyla burada kümelenme modeli çok önemli. Şu anda birçok yatırımcı geliyor, yerli yabancı. Ve ortaklık teklifinde bulunuyor. Bunlar da tabii onur edici bir durum. Evet, büyük bir sektör. Biz bu sektörü aslında para olarak girmedik. Biyolojik çeşitlilik, çevre için girdik. Dediğimiz gibi 1,5 milyon çocuğa dokunduk ücretsiz eğitimlerle. Bugün hiçbir sosyal sorumluluk buna ulaşamamış. Buradan da öğrencilerime teşekkür ediyorum. Tabii bunları öğrencilerle birlikte yaptık. Bu işte bir dolar var, bakın orada bir dolar çuvarı var. Kısmet olursa o çuval da bizim olur. Ama olsun ya da olmasın, bizim bu işten vazgeçme şansımız yok. Buradan da haber birilerine gitsin. Evet, şimdi akıllı böcek, akıllı çiftçi diyor. Akıllı böcek, akıllı çiftçinin nasıl sonucu vardır? Bir kere zehir tüketimi azalır. Öncelikle zehirden etkilen çiftçilerdir. Çiftçiler bir kere zehirle daha az karşılaşacak. Çiftçi sağlığı çok önemli. Çevre ve biyolojik çeşitliliği korur. Evet, Avrupa Birliği size diretemeyecektir. Bakın, ihraç ettiğiniz ürünleri gidip analiz ediyorlar. Orada kalıntı oranı çıkarsa, istenilen oranın dışında çıkarsa, o zaman problem yaşıyorsunuz. Siz bunun tam tersini söyleyebilirsiniz. Biyolojik çeşitliliğin en zengin olan ülkedesiniz. Eğer ki onu hayata geçirebilirsiniz, dünyanın en sağlıklı ürünlerini üretebilirsiniz. Bakın, biz buraya yazdık mesela. Şurada ne yazıyor? Dünyanın en sağlıklı sultani üzümünü yiyorsunuz. Bunu yazabilecek yürekli adam arıyoruz. Evet, gıda güvenliğini böyle sağlarız. İspatı da çok güzel, kolay. Hemen analizi yaparsınız. Analizde varsa daha iyisi ortaya çıkar. Evet. İspatı da çok kolay. Evet, fiyattaki dalgalanmalar azalır. Çiftçi daha iyi kazanır. Ürünün marka değeri artar. Bugün siz bu kadar pestisit kullanımıyla marka ürün üretmeyi hayal edemezsiniz. Evet, bakın, 4 dolarlık bir ürünü 1 dolara bile satamıyoruz. Evet, Paris İklim Sözleşmesi diyor ki sizden ürün almayacağız. Artı bu koşullarda ek vergilere, yani cezalara muhatap olacaksınız diyor. Biz de onlara imza attık. Kimse kılını kıpırdatmıyor. İlaç alternatifi yöntemlerde. Biz de merak ediyoruz. Biz boşa mı çalışıyoruz? Başka bir metotları mı var insanların da? Bunu bekletiyorlar. Evet, yurt dışına bağımlılık azalır. Her yıl 600 milyon dolar parayı tarım ilaçları için ödüyoruz. Her yıl ödüyoruz. Artan miktarlarda ödüyoruz. Evet, o parayı evet çok daha iyi işler için kullanabiliriz tarımda. Üreticide, tüketicide, aracıda, ihracatçıda, ülke ekonomisi de bundan kazanır. Evet, bakın, bir de öngörülere bakalım. Dünyada nasıl bir öngörü var biyolojik mücadeleyle ilgili? Evet, 700 tane etkili maddenin 500 tanesi yasaklandı. Yani ilaçlar azalıyor. Avrupa Birliği de diyor ki biz İlaçları %20 azalttık. İlaç fabrikası olmasına rağmen %20 azaltıyor. 2030'da %55, 2050'de sıfırlayacağız. Bizde tık yok. Evet, bu sadece gıda güvenliği problemi değil, gıda güvencesi problemi, gıda egemenliği problemi. Bu da böyle bilinsin. Zararları baskılayan etmenlerin sayısı 300 binin üzerinde, ticarileşmiş 200-250 tane tür var.
potansiyeli görebiliyor musunuz? Evet, buradan akademisyenlere, gençlere, öğrencilere diyoruz, bu konulara girin. Evet, yeni rakipler bulalım. Evet, bu ülkeyi o zehirden kurtarmak için çok çaba sarf etmeniz gerekir. Evet, şimdi Dünya Biyolojik Mücadele Derneği'nin şöyle bir öngörüsü var. 2050 yılında evet, bitki korumadaki payı %35 olacak. Şu anda %1 civarında. Evet, dünya bu yöne doğru gidiyor. Evet, peki geleceğin biyolojik mücadelesinde lider ülke olarak kim görülüyor? Çin görülüyor. Hindistan görülüyor. Nedeni de şu, bu ülkeler böcek yiyor. Böcek üretim teknolojisinde çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Bu arada şunu söyleyelim, böcekler insan kaynağı olarak da kullanılmaya başladı. Avrupa'da izin verildi. Ciddi bir protein eksiği var. Çünkü 40 kilo ottan 1 kilo biftek çıkıyor. 2 kilo ottan 1 kilo böcek çıkıyor. Bunu da bir tarafa yazın isterim. Ciddi bir gıda krizi de geliyor. Evet, Çin ve Hindistan lider olacak diyorlar. Ama Avrupa Birliği ve ABD de diyor ki biz de bu işi bırakmayacağız. Mümkün olduğunca biyolojik mücadeleye önem vereceğiz. Bunu ABD diyor. Ve Avrupa Birliği diyor Çin ve Hindistan'ın bu konuda lider olacağını. Biz de diyoruz ki Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından müthiş bir potansiyeli var. Müthiş bir ekolojisi var. Evet, bu gıda güvenliğini sağlamak için bu biyolojik çeşitliliği katma değerli ürünlere çevirebilirse evet, bugün tarımda yaşadığı çıkmazdan rahatlıkla çıkar diye biliyoruz. Evet, ne diyoruz biz? Biyolojik mücadele için çözüm. Ben 32 yıldır bu işte çalışıyorum. Bir miktar yol aldık. Daha hedefimiz var. Çok büyük hedefimiz var. Birincisi iyi bir ekip. Evet, iyi bir ekip. Yani Ar-Ge ekibini kastediyoruz burada. Al-Sat ekibi değil, ithalat ekibi değil. İyi bir Ar-Ge ekibi. İçi dolu bir sürdürülebilirlik. Sadece parayla dönmüyor bu işler. Sadece parayla. Eğer parayla dönseydi tarımdan en fazla kazanan ülke Türkiye olurdu, emin olun. Evet, ekonomik yönüyle birlikte çevre boyutunu düşünmezseniz, sosyal boyutunu düşünmezseniz bugün tarımdan para kazanma şansınız yok Türkiye'de olduğu gibi. Evet, bir de anlamlı bir strateji. Evet, nasıl bir entegre mücadele? Evet, pestisitleri azaltmayan entegre mücadele olarak kabul edilmiyor. Evet, bizim organik tarımımızın ve iyi tarımımızın kabul edilmemesinin en önemli nedeni de bu. Strateji fukarasıyız. Son olarak tek söz söylüyorum. Trafikte ışıklara dikkat edelim. Ve yeşil ışıkta geçenlere teşekkür ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir göz atayım. Soru falan varsa ya da şimdi yazabilirsiniz. Ahmet Bey ne demiş? Kırıkkale'de organik tarım bölümü öğrenciler olarak izliyoruz. Biyolojik mücadele ve kültürel önlem olmadan organik tarım yapılamaz felsefesini sayenizde öğrendik. Arkadaşlar bakın, şu bile benim için çok değerlidir. Evet, yani Tarım Bakanlığı bile bu strateji değiştirmesi lazım. Biyolojik mücadele ve kültürel önlem olmadan sürdürülebilir tarım olmaz. Nasıl ki sofradan çatala diye yurt dışından bu sloganları alıyoruz. İçini de dolduracağız arkadaşlar. Menekşe Hanım teşekkür ediyor. Soru yok mu arkadaşlar? Teşekkürleri anlıyoruz da. Muhteşem demiş. Daha çok bilgilendirilmesi gerekiyor. Evet, yani aslında bakın bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şu anda bilgilendirmeyi kim yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? STK'lar yapıyor. Bir tane ziraat mühendisleri yok. Yani bir yerde çok kızıyorum, bir yerde şaşırıyorum. Ne oluyor onu anlamıyorum. Yani bir düşünün ki Avrupa Birliği öbür taraftan STK'ları destekliyor. Adamın ziraatla alakası yok. Toprak tabii verimli, ekiyorsunuz çıkıyor. Ha diyor, o zaman bizim ziraat mühendisliğine gerek yok diyor. Tabii bizim ziraat mühendislerinde ilgisiz olanı var, ilgili olanı var. Ne diyor? Ziraat mühendisliğinin üreteni var, üretemeyeni var. Ama biz bilimin yolundan ayrılamayız. Evet, yani tarım düzelecekse ziraat mühendisleri sayesinde düzelecek.
Bunun aksini kimse iddia edemez. Tarım tarımcılarındır. Evet, ama üreticisiyle, tüketicisiyle, STK'sıyla, ihracatçısıyla, aracısıyla, yurt dışında hep birlikte bunlar yapıyor. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Ama bilgilendirme için evet doğruluk payı var. Ziraat fakültelerinin biraz daha aktif olması lazım. Ama buradan YÖK'e gelse, YÖK de bakın biz yaptığımız etkinlikleri, halka inmeyi etkinlik olarak görmüyor. Biz fuarlara gidiyoruz. Evet, üreticileri aydınlatır, bunları değerli olarak görün, yayın yapın, rafa kaldırın. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Bakın, mezun öğrencilerimizi Tarım Bakanlığı alıyor, orada evrak dolduruyor. Biz üniversitedeki hocalara da SC'ye yayın yaptırıyor. SC'ye yayın üreticinin problemini çözmüyor. Tüketicinin problemini çözmüyor. Buradan da YÖK'e gitsin bunlar. Evet, fuara giden toplumla işbirliği yapan, bilgi akışı sağlayan, ufku açan, yenilik yapanların önü açılması lazım. Evet, YÖK de diyor ki onlar bilimsel bir şey değil. Siz yayın yapın, çiftçiden uzak durun, bunu demek istiyor galiba. Evet, ama inadına tabii ki yayında yapılacak, ama inadına çiftçiye de gidilecek, çiftçi çocuklarına da ulaşılacak. Bu eğitimler de verilecek daha fazla. Ama işte burada basının da çok büyük görevi var. Tekrar onu söyleyelim. Siz üretimle ilgili medyada bir tane dizi film gördünüz mü? Evet, algı şu, parayı kazan, nasıl kazanırsanız kazan. Evet, yani şu anda ziraatçıların çok da önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Bakın, Avrupa Birliği üreticisine ortalama 100.000 TL destek verirken bizimki 5.000 TL destek veriyor. Bu üreticiler hala bizim için üretiyor. Yani çoğun alternatifi yok, ama bıçak kemiğe dayandı. Bunlara yeni yollar göstermek lazım. Yeni stratejiler yapmak lazım. Bu ithal ilaçla, ithal gübreyle, ithal traktörle, ithal tohumla, ithal enerjiyle, ithal teknolojiyle yürüyecek bir şey değil. Evet, bizim katma değerli ürün üretmemiz lazım. Girdileri ucutmamız lazım. Ve buradaki sır da Ar-Ge. Ar-Ge'si güçlü olan tarımda güçlü olur. Ar-Ge'niz güçlü değilse evet dışarıdan alacaksınız. Risksiz al sat, al sat, al sat. Ama nereye kadar alıp satacaksınız? Belli bir süre sonra evet şu anda Endüstri 4.0'ın gelişmesiyle birlikte belki ilaç firmalarına diyecekler. %95 artık internetten bu işler dönüyor. Sen biraz dinlen bakalım. Sen de emekli ol diyecekler. Yani şu anda 7.000 tane ilaç bayi var. 7.000 tane ilaç bayisi için 2.000 tane çiftçi yok sayılıyor. 2 milyon çiftçi ailesi yok sayılıyor. Yani evet, bunları da devletin ciddi olarak düşünmesi lazım. Yani bu ilaçları böyle fütursuzca satacaksınız, sattıracaksınız. Alternatifini sunmayacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim. Evet, bunlara sınav yapıyorsunuz. Kaliteyi artırıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bitki koruma bayi. İlacın dışında bir şey yok. O zaman ilaç, sadece ilaç sorun bari. Gidip de biyoteknik savaşım yöntemlerini bulabiliyor musunuz? Biyolojik mücadeleyi bulabiliyor musunuz? Bu zorunlulukları getirin. İlaç firmalarının önünü açıyorsunuz. Evet, burada çok ikiyüzlülük var tarımda, ama fatura en fazla kime kesiliyor? Çiftçiye kesiliyor. Aslında hepimize kesiliyor uzun vadede. Kısa vadede çiftçiye kesiliyor. Evet. Teşekkür var. Evet, soru yoksa, var mıdır arkadaşlar soru? Gıda güvenliği, tarımdaki gıda güvenliğimiz gerçekten önemli bir konu. Sadece gıda güvenliğini sağlıklı ürünler üretmek olarak düşünmeyin. Gıda güvenliğinin gıda güvencesiyle ve gıda egemenliğiyle, üreticinin doğrudan refahıyla çok yakından ilişkili olduğunu evet birlikte gördük. Soru yoksa ben beni dinlediğin için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiği için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığına ve bu işte katkı sağlayan teknik ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen tüm tarımcılar alana insin.
bilgilerini paylaşsın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, gelecekte gıda güvenliği olan ürünlerle buluşmak dileğiyle diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.